Hocam temettü nedir? Temettü verimliliği nedir? Bu temettü verimliliği yüksek olan şirketler hangileridir? Adamların temettüden aldığı paraları duyuyorum, şok oluyorum. Beynim yandı. Ya hele şu temettüyü bir de sen anlat, senden dinleyelim diyorsanız. Yine bir ders kıvamında kendi üslubumla malum kişiye anlatır gibi size temettünün bütün detaylarını anlatacağım. Düşün peşime, yürüyün. Temettü en basit tanımıyla bir şirketin çalışıp, üretip, satıp elde ettiği karı bize yani ortaklarına dağıtmasıdır. Bu temettüler dağıtılırken pay başına diye bir kelime duyarsınız. Örneğin bir şirketin 1 milyon adet hissesi varsa ve 1 milyon lira da kar etmişse her bir hisse başına 1 TL kar payı dağıtacak demektir. Hocam çok üstünde durulan sürekli duyduğum temettü verimliliği nedir? Bir şirketin piyasa değerine oranla ne kadar temettü dağıttığını gösterir. Şirketin piyasa değeri bu kadar, dağıttığı temettü bu kadar. Bir başka şirketin piyasa değeri bu kadar, dağıttığı temettü bu kadar. Ha, birincisi güzeldi hocam. Ha, küçük yatırımcı böyle temettü verimliliği yüksek şirketlere yatırım yapmayı çok sever. Son yıllarda Türk yatırımcısının da temettü verimliliği yüksek şirketlere yatırım yaparak orta ve uzun vade yatırımlarını şekillendirmeye başladığını görüyoruz. Hocam bu şirketlere bazı örnekler verir misin? Hay hay, işte ekranda. Bakın, temettü verimi bölümüne göre bir filtreleme yaptım. Alt değer olarak %8 girdim. Yani %8 ve üzerinde temettü verimliliği olan şirketleri bana göster dedim ve uygula butonuna bastım. 10 tane şirket çıktı. Farklı kategorilerde bakın, imalat sektörü var, mali kuruluşlar var, yiyecek içecek, gıda var, bilgi ve iletişim var gibi. Bunlara bakabilirsiniz. Hocam bir de temettü şampiyonu olan şirketler varmış. Bu şampiyonlara da biraz örnek verir misin? Hay hay, 2023 yılının temettü şampiyonu olan şirketleri ekrana veriyorum. Bakın, Tüpraş birinci sırada %11.5 oranıyla 2023'teki temettü şampiyonlarının birinci sırasına yerleşmiş. Hocam be, son 3 yılınkini de versen, hay hay kardeşim, onu da veriyorum. Hocam be, vermişken 5 yılı da versen, tamam, son 5 yılın temettü şampiyonlarını da verdim. Hatta kendimi tutamıyorum, gaza geldim, son 10 yılı da verdim. Şimdi bizim arkadaki Mehmet abi vardı ya, meşhur oldu artık. O diyor ki, hocam ben bu 4 tane listeye baktım. Bazı şirketlerin ismi tekrarlanıyor. Bu vermiş olduğun 4 tane tablonun hepsinde o şirketler var. Doğuş Otomotiv gibi, Vestel gibi, İş Yatırım gibi diyor. Heh, Mehmet abi bak kafa çalışmaya başladı, kan gidiyor abi, oksijen geldi bak beynine. Cips yemeyi bıraktın, toparladın kendini, süpersin, harikasın, güzel bir noktayı yakalamışsın. Ama Mehmet abinin arkasındaki Şakir diyor ki, ne oluyor ya? Bu liste falan filan da nedir? Ben bir şey anlamadım diyor. Herkese benden çay, Şakir'e yok. Neyse, üzerine gitmeyelim garibin. Biraz daha detaylandıralım, rakamsal örnekler verelim. O kardeşimiz de anlasın. Demin gösterdiğim 4 tane listede Doğuş Otomotiv her bir listede sıralanmıştı, tekrarlanmıştı ismi. Şimdi diyelim ki, çok geriye gitmeyelim bakın. Güzel bir örnek vereceğim şimdi. Bunu iyi dinleyin bak. Diyelim ki 2020 yılında, sadece 3 yıl önce, çok geriye gitmiyorum, cebinde 220 bin lirası olanlar el kaldırsın. Kaldırın bakayım. Oo, bayağı kalabalığız. Süper. Şimdi siz beni bir tık daha dikkatli dinleyin. Beni bilen bilir, bilmeyen kendisi gibi bilir. Ben sürekli rakamlarla konuşan bir insanım. Şimdi 2020 yılında cebinde 220 bin liranız vardı. Gittiniz, bunu değerlendirmek istiyorsunuz. Ben hep diyorum ki öğrencilerime, ürünü değil, ürünü satan şirketi satın alın. Şimdi sene 2020, sende de 220 bin lira var. Bir şeyler almak istiyorsun. Doğuş Otomotiv'e gittin. Bak, ürünü almakla şirketi almayı nasıl kıyaslayacağım size? 2020 yılında gittiniz Doğuş Otomotiv'e, bir araba alacaksınız. Mütevazi bir araba alalım dedik. Peki 2020'de Doğuş Otomotiv'in sattığı arabalardan mütevazi olan ne vardı ki? Aha da Google'a sordum. Ekrana geldi. Bakın, kırmızıyla altını çizdim. Mütevazi bir Polo arabaya müşteri olalım. 222.900 liraymış. Pazarlık ettik. 220.000'e aldık diyelim. Şimdi ürünü almak mı,
şirketi almak mı avantajlı onu göreceğiz. 220'yi verdik, Polo'yu aldık. Peki, şimdi size başka bir tablo göstereceğim. Bakın ekrana. Bu görmüş olduğunuz tablo benim yüz yüze VIP'lerde kullandığım sunumdan aldığım bir ekran. Doğuş Otomotiv'in hissesi yıl 2020, tanesi 11 TL. Daha aşağıya da vardı. 10 liraya, 9 liraya, 8 liraya da vardı. Ama ben hesaplaması kolay olsun diye 11'i baz aldım. 220 bin lirayı verdik. Polo araba almak yerine 11 liradan 20 bin adet Doğuş Otomotiv hissesi alsaydık. Ne olacaktı acaba? Onu göstereceğim şimdi. Peki bu hisseleri aldık. Ne yaptık? Gurk tavuk gibi üstüne yattık. Hiçbir şey yapmadık. 11'e aldığımız 20 oldu, 30 oldu, 50 oldu, 100 oldu satmadık. Aradan karı alıp başka yatırım araçlarına dönüştürmedik. Benim öğrencilerim biliyor, para ağacı teorimiz var. Mutlaka karımız alıyoruz, başka bir şeylere dönüştürüyoruz. Ama bunu da yapmadık. Harbiden 20 bin taneyi aldık, gurk tavuk gibi üstüne yattık. Hiçbir şey yapmadık. Peki ne oldu akabinde? Bakın tabloya. Nisan ayında tanesine 1 lira 15.91 temettü dağıtmış. Benim elimde 20 bin adet olduğu için 23.182 lira temettü almışım. Temmuz'da gene aynısı olmuş. 1.15'ten 23.182 daha almışım. Bir sonraki yılın Nisan'ında 102 bin lira. 11. ayında 73 bin lira. Nisan ayında 163 bin küsür. Ve en son daha geçen hafta 24 Ağustos'ta tanesine 10 lira 22 kuruş net verdiği için, bende de 20 bin adet olduğu için 204 bin 400 lira temettü almışım. Bu temettülerin toplamı 590 bin lira. Bunun için ne yaptık? Hiçbir şey. Yattık sadece. Biz bu aldığımız temettülerle altın alabilirdik, döviz alabilirdik, hisse senedi alabilirdik, tekrar Doğuş hissesi alabilirdik, başka fonlara yatırabilirdik, para ağacımızı besleyebilirdik. Hiçbirini yapmadık diye kabul ediyorum. Bakın 590 bin lira para birikti burada. Peki bizim almış olduğumuz 20 bin tane ise hala elimizde. Peki onları aktif fiyattan satmaya kalkarsak ne oldu? Burada 590 var, 600 diyelim. Satmaya kalkarsak 20 bin tane hissemizin değeri, bakın orada yazdım, 6 milyon 160 bin lira oldu. İkisini toplasan 6.7 milyon lira para oldu. Şakir diyor ki şimdi arkadan, ama araba fiyatları uçtu hocam. Ya tamam uçtu. Gel gidip beraber bakalım. Ağustos ayındayız ve Volkswagen'in sitesine girip bakıyorum. Girdim, bakın ekranı da verdim. Bizim istediğimiz model yok. Highline modeli yerine Style modeli varmış. Sıfırının fiyatı şu anda 1 milyon 226 bin liraymış. Hocam o fiyatı alamazsın. 100 bin 200 bin ekstra istiyor bayiler falan. Tamam 1,5 olsun. Hatta 2 olsun. Abicim 2 milyon lira sıfırı bu arada. İkinci eli değil. 2 milyon lira 6.7 milyon lira. Peki senin o gün ürünü alıp da 220 bin liraya Polo almıştın ya 2020'de. Şimdi o Polo kaç para? Gidelim sarı ilan sayfasına bir bakalım. Ekrana veriyorum. Bakın Volkswagen Polo dedim, 1.0 TCI dedim, Highland modelini seçtim. Yıl olarak 2020'yi filtreledim. Fiyat olarak da en yüksek fiyattan aşağı doğru bana göster dedim. 1 milyon 250 bin diyor. Hesap ortada arkadaşım. Temettü veren hisselere yatırım yapmak çok daha makul ve mantıklı. Yani ürünü almak yerine ürünü satan firmaya ortak olmak çok daha mantıklı. Evde erzak bitti, yengem seni markete gönderdi. Nereye gideceksin? Migros'a. Biz onun ortağıyız. Ben Migros'a gitmiyorum, BİM'e gidiyorum. Olsun, o da bizim, onun da ortağıyız. Peki bu BİM'e, Migros'a neyle gideceksin? Ford Focus'la mı? Fiat Egea'yla mı? Volkswagen Polo'yla mı, Passat'la mı, neyle gideceksin? Bizim arabalarla gideceksin. Bakın, ürünü almak yerine ürünün olduğu şirketi almanın avantajı bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Şakir, şimdi daha iyi anladın mı kardeşim? Anladım ama bu temettü hisselerini nereden alacağız diyor. Canım kardeşim, istediğin bankadan veya istediğin aracı kurumdan, dilediğin yerden alabilirsin. Hemen aktif fiyattan mı alalım yoksa düşünce mi alalım diyor. Eğer gerçekten sabırlı ve uzun vadeci bir yatırımcıysan aslında fiyatın hiçbir önemi yok.
Eline para geçtikçe, sen müsait oldukça o hisseyi al al biriktir. Ama alınca 3 ay sonra fiyat düşünce mızıkçılık edeceksen, düştüğünde tekrar almak için cesaret gösteremeyeceksen, o zaman teknik analiz bilmen lazım. Malın ucuz olduğu bölgeyi bilmen lazım. Ben bu kanalda malın nerede ucuz olduğunu defalarca anlattım. Hocam ben bu kanalda bedava anlattığım bütün videoları seyrettim ama anlamadım diyorsun ya. Heh, o zaman git bizim eğitimi satın al. Para verince zihnin daha iyi çalışır. Bedava anlatınca kıymeti olmuyor demek ki. Sürem yetseydi size şu bedelsiz sermaye artışlarını da anlatıp oradan nasıl yolumuzu bulabiliriz, nasıl ekmek yeriz onu da anlatmak istiyordum ama sürem yetmedi. Onu da başka bir videoda anlatalım, heyecan olsun. Veda etmeden önce size bir iki tane fırça atayım. Köftehorlar, videoları seyrediyorsunuz ne güzel ama o beğen butonuna basmıyorsunuz. Borsa videomuz 40 bin kişiden fazla seyredilmiş. Sadece 2800 kişi o beğen butonuna basmış. Yazıktır, ayıptır, emeğe saygı lütfen. Bedava olunca da böyle oluyor işte. Bu videoyu hemen beğen. Mutlaka bir arkadaşına gönder, o da izlesin. Kanala abone olsun. Daha YouTube kanalımız 100 bin olmamış. Yakışıyor mu size? Olsun, beğen butonuna bassın basmasın ben herkesi seviyorum. Yaradılığını severiz, yaradandan ötürü. Hoşçakalın arkadaşlar.